Deprem denildiğinde Türkiye'nin en acı tecrübelerinden birinin yıl dönümündeyiz. Bugün 17 Ağustos. Büyük Marmara depreminin üzerinden tam 22 sene geçti. Acı hala ilk günkü kadar taze. O elim gecede hayatını kaybeden binlerce kişi için gece boyunca başta depremin merkez üssü Gölcük olmak üzere çok sayıda yerde anma töreni vardı. Üzerinden tam 22 yıl geçti ama ne yüreklerdeki acısı dindi ne de hafızalardaki anısı silindi. 17 Ağustos 1999 gecesi saatler 03.02'yi gösterdiğinde 7 il son 100 yılın en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı. O depremde binlerce insan hayatını kaybetti. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremin merkez üssünde saatler 03.02'yi gösterdiğinde hayat bir kez daha durdu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde anma etkinlikleri vardı. En fazla can kaybı Gölcük'ün Kavaklı mahallesinde yaşanmıştı. Bölgede düzenlenen anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gece ilerleyen saatlere kadar süren etkinlikler sahilde bulunan deprem anıtında devam etti. 99 depremi İstanbul'da en ağır hasarı Avcılar'da vermişti. Türkiye yaklaşan İstanbul depreminin ayak sesleriyle ilk kez o gece yüzleşti. O gece depremde Avcılar'da 246 kişi can verdi. Avcılar sakinleri hem depremde yiten canları andı, hem de Avcılar Ses Veriyor sloganıyla anma etkinliği düzenledi. Ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.